Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir video yapacağız. Bu videoda arkadaşlar deri çatlaklarını onarmaya göstereceğim. Şu an bir araba üzerinde deneyeceğiz bunu. Görmüş olduğunuz gibi fluence üzerinde deneyeceğiz. Ama siz bunu isterseniz evde kullanmış olduğunuz deri herhangi bir şeyin koltuklarınızda falan kullanabilirsiniz yani. Şimdi size arkadaşlar olayı göstereyim ben şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şu anda arkadaşlar abim bunun etrafına bantla kapattı arkadaşlar. Çünkü buraya macun uygulayacak. Yani dikdörtgen bir zemin olursa daha iyi oluyor. O yüzden kenarlara sıçramaması için burada bant kullandı. Öte yandan arkadaşlar böyle bir deri macunu var. Bunu kullanacağız. Bunu internetten aldık. Ne kadar daha bunun fiyatı? 35 TL. 35 TL bulabildik arkadaşlar biz bunu. Şundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çatlağın altında astarı bulunuyor. Eğer astar olmasaydı altında kumaş kullanmamız gerekiyordu. Ama sadece derisi zarar gördüğü için aşağıda astarı bulunuyor. İçin abim bunun üzerine tutkalla yapıştıracak. Yapıştırdıktan sonra macuna geçeceğiz. Şimdi ilk işlem olarak buraya tutkalla yapıştırıyoruz. Maket bıçağı yardımıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalkan derilerin alt kısmını bu şekilde yapıştırıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz en çok şoför kullandığı için arabayı zaten inip binerken hep böyle bir ağırlığımızı buraya vermemiz gerekiyor. Bu da zamanla derideki çatlakların oluşabileceği anlamına geliyor zaten. Bunun onarımı için ise komple koltuğun derisini değiştirmek yerine Derby markası böyle bir şey bulmuş. Biz de bunu keşfettik. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tutkal sürmemizin sebebi de var arkadaşlar. Tutkalı sürüyoruz ki macunu sürdüğümüzde alt taraf komple bunu emmesin. Çünkü siz ne kadar macun sürerseniz sürün alt taraf onu bir şekilde emiyor. Biz de bunu önlemek açısından ilk önce tutkalla altını sağlamlaştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada yapışkan işimiz bitti. Yapışkan işini hallettikten sonra şu anda macunumuzu uygulamaya geçiyoruz. Kenarlara çekmiş olduğumuz bant da bu işe yarıyor arkadaşlar. Kenarlara kadar gitmemizde herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü banttan dışarıya taşmayacağı için. Arkadaşlar birinci katımızı tamamladık. Şimdi bunu bu şekilde kurumaya bırakacağız. Kuruma işlemi bittikten sonra alt taraf bunu birazcık çekecek tabii ki. Çektikten sonra biz üzerine ikinci katı yapacağız. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki günden merhabalar. Şimdi gece boyunca bu macunun kurumasını bekledik. Bugün de zımpara işlemine geçiyoruz. Zımparayı arkadaşlar ıslatıyoruz. Bir cam sil şişesiyle ıslattık biz şu anda. Islak zeminin üzerine de zımparayla gidiyoruz. Bu şekilde zeminin düzleşmesini sağlayacağız. Arkadaşlar zımpara işlemi bitti şimdi. Üst kısımlar bayağı bir güzel oldu. Ama alt taraflarda görmüş olduğunuz gibi hala bir kalıntılar var. Şimdi alt tarafa da tekrardan güzel bir zımpara işlemi uygulayacağız. Bu şekilde yan taraftaki deriyle bir bütünlük oluşturacak. Devam ediyoruz. Zımpara işlemimiz bitti şu anda. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada deri deseniyle bunun arasında bir fark var. Yani bu daha düz bir zemin oldu zımparadan ötürü. Ancak siz işinizi daha profesyonel yapmak isterseniz bunun üzerine bir kat macunu sürüyorsunuz arkadaşlar. Macunu sürdükten sonra şu şekilde bir cüzdan falan kullanabilirsiniz, ruhsat kabı falan. Görmüş olduğunuz gibi bunun da yüzeyinde deri malzemesi olduğu için
Bu şekilde arkadaşlar macun üzerine basıp çekiyorsunuz cüzdanınızı ve kurumaya beklediğinizde yine bu cüzdandaki deri deseni buraya çıkmış oluyor. Böylelikle aradaki deri görünümü farkını da azaltabiliyorsunuz. Ancak biz buna gerek duymadığımız için, eskisinden biraz daha iyi olmasını yeterli bulduğumuz için şimdi bunun üzerine delik boyama işlemi yapacağız. Bu şekilde en azından eskisinden daha iyi bir görünüm elde etmiş olacağız. Ve ayrıyeten bu işlemi de yaptığımız için çatlamanın daha ileri yüzeylere yayılmasını önlemiş olacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdilik boyayacağız. Arkadaşlar eskiyen deri döşemesiyle beraber yan tarafları da boyadığımız için bu şekilde daha parlak bir görünüm elde etmeyi amaçladık. Aynı zamanda renk tonu farkını da bu şekilde en az indirgemiş olacağız. Bu şekilde diğer tarafları da boyuyoruz. Evet arkadaşlar, işlem sonuna geldik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi komple orayı da boyadık. Şimdilik boyanın kurumasını bekleyeceğiz. Yani işlem bu şekilde diyebiliriz. Şimdi sizleri işlem sonrası için önceki ve sonraki fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi eğer bir deri parçasını kullansaydık buradaki macunla birlikte yan taraftaki deri görünümünü burada da elde edebilirdik. Eğer bir ruhsat kabı falan bulamıyorsanız ve aracınızda zaten bir deri döşeme varsa arkadaşlar muhtemelen full pakettir. Bu durumda arkadaşlar aracınızın kafalıkları da yine deri olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bunun arka tarafı deri arkadaşlar. Bu kafalı çıkarıp bunun da yine arkasını burada kullanabilirsiniz. Ancak deriyi burada kullanmadan önce üzerine bir yağlı bir şey sürmeniz gerekiyor. Atıyorum balata spreyi, VD40, hatta motor yağı bile sürebilirsiniz. Ki deri macunla yapışmasın arkadaşlar. Bunun üzerine basacağınız zaman bu şekilde yaparsanız derinin görünümünü burada da elde edebilirsiniz. Üzerine boya uyguladığınızda bu daha güzel bir sonuç verecektir. Arkadaşlar işlem bu şekildeydi. Bunu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evde bir koltuk takımınız vesaire varsa orada bile kullanabilirsiniz. Yani derinin geçerli olduğu her yerde bunu kullanmanız mümkün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da yine fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.